yaşadığımız topraklardan kaç ömür geldi, geçti? Atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan gelenekleri, yapıları, kültürümüzü tanıyor muyuz? Hepsi bu programda. Sahip olduğumuz emanetlerin anlatıcısı Mücahit Mürşit Akyol ile toprağın gökleri geçmişimize ışık tutuyor. En güzel selam olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Bir Toprağın Kökleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün köyümüz Emet'in son derece önemli köylerinden bir tanesi. Çünkü bu alanda bizim bir kaplıcamız mevcut. Ve bu köyümüz tabii ki tahmin ettiğiniz üzere Dereli Köyü. Dereli Köyü hakkında kaynaklarda bazı isimler geçiyor. Bazı kaynaklarımız var. 1530 kaynaklarında Dereli ismine rastlayamıyoruz ama. Dereli ismi adı üstünde köyün içerisinden bir dere geçtiği için alıyor. Ve bu dere köyün altındaki derenin yatağında aynı zamanda da bir sıcak su kaynağı bulunuyor. Biz bu yakınlarda bir köy daha biliyoruz kayıtlarda geçen, 1530 defterlerinde kayıtlarda olan. Bu da Sulya Bala Köyü. Kaynaklarda Sulya Bala olarak geçiyor. Bala yukarı manasında. Yani yukarı Sulya Köyü. Şimdi biz bunu söyleyince, yani yukarı deyince, bir yukarının bir de aşağısı olması lazım. Demek ki aşağıda bir Sulya Köyü daha mı var? Biz yine kaynaklarda baktığımızda bu bölgede en yakın yerleşim olan Dereli Köyü'nü görüyoruz. Dereli Köyü bir yörük yerleşimine son derece uygun bir mahal aslında. Yani nasıl yörükler biliyorsunuz, hayvanlarını yazın yüksek yerlere çıkartıyorlar daha serin olduğu için. Kışında daha ılıman olduğu için alçak yerlere iniyorlar. Muhtemelen bir yaylak kışlak noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1530 defterlerinde Sulya Bala ismini gördüğümüzü söylemiştik. Hatta Sulya Köyü ile ilgili videomuzda bu konuya geniş bir yer de verdik. Dereli Köyü'nün de aşağı Sulya olduğunu düşünüyorum. Çünkü mekanları çok yakın. Aynı zamanda bir su kaynağı, yani hayvanlarını sulamak için bir insanın gideceği yer en yakın derenin yanıdır. Bu yüzden bir derenin yanında bir köyün olması ve bu köyün isminin zamanla dereli haline gelmesi, hani dereli bulunan, deresi bulunan alan manasında son derece akla ve mantığa uygun gözüküyor. Zaten Dereli Köyü'ndeki ve Sulya Köyü'ndeki konuşma yapısının neredeyse aynı olması, insanların simalarının, vücut özelliklerinin, tiplerinin, konuşma tarzlarının birbirleriyle neredeyse aynı olması, adet ve gelenek göreneklerinin bu köyün iki parça olduğunu gösteriyor. Dereli'ye varmadan bazı mahalleler mevcut ki bunlar Sulya Eseler, eski ismiyle İsa'lar ve Sulya Işıklar, eski ismiyle Aşıklar. Bu köyler daha öncesinde var olan köyler. Kaynaklara bakılırsa bu civarda Sulya Bala olarak sadece bu köyler mevcut. Yani Sulya Işıklar ve Eselere ben kaynaklarda rastlamadım. Yani Eseler, İsa'lar sülalesi tarafından kurulduğunu, Işıkların da Aşıklar sülalesi tarafından kurulan Sulya'nın mahalleleri olduğunu düşünüyorum ki şu düşüncemi, şu tez destekliyor aynı zamanda. Yakın zamanda Milli Mücadele döneminde biliyorsunuz, işgal dönemi yaşadı bu taraf ve bir savunma savaşı verdi, Cevizlere Savaşı olarak. Sulya, Büyük Sulya, Merkez Sulya yakıldıktan sonra civarda bir sürü mahalle ve mezralar oluştu. Bu mahalle ve mezralar gidilen sülaleler tarafından kuruldu. Gerdeme, Çöğürtlen, Şehitler, Çamlıca ya da Alanbaşı mezraları veya Çiftlik mezraları gibi mezralar oluştu. Bu mezraların oluşmasındaki en büyük etken her sülalenin kendi sahip bulunduğu arazilere gidip yerleşmesiydi. Çünkü bölgenin dağlık coğrafi şekli bakımından böyle olması da çok mümkün gözüküyordu. Böyle olduğu için birçok mahalleler, çiftlikler, mezralar oluştu köye bağlı şekilde. Çok önceden aslında ben böyle oluşmaya başladığını düşünüyorum. Sulya Eseler ve Sulya Işıkların bu şekilde oluştuğunu düşünüyorum ki köydeki sülaleler, birkaç sülalenin bulunması ve bu birkaç sülalenin akrabalar olması genelde bu tezi güçlendirdiğini düşünüyorum. Ve bu sebeple Dereli Köyü aşağı Sulya olduğunu da düşünüyorum kaynaklarda geçen Dereli Köyü'nü. Dereli Köyü yakın zamana kadar oldukça
yaygın olan tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken son zamanlarda bir kaplıca bulunuyor, dereli kaplıcası. Sıcaklığı gerçekten yüksek derecede olan bu su güçlü bir ısı kaynağı olduğu gibi aynı zamanda güçlü bir mineral kaynağı. O yüzden bölge halkı tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere bu kaplıcanın suyundan faydalanılıyor. Aynı zamanda bulunan mevki alçak bir mevki olduğundan çevredeki iklime karşı biraz mikroklima iklimi görevi görüyor. Daha bir ılıman, daha bir yumuşak iklime, yumuşak havası var. Bu sebeple hala buradaki turizm devam ediyor ve buradaki kaplıcaları işleten Sulya Bala'nın muhtarlığı, yani Günlüce muhtarlığı, gerek coğrafi olarak yakınlığı olsun, gerekse merkezi statüde olsun, yani eski belediye, belde teşkilatında olması sebebiyle burayı işletiyorlar. Gerçekten güzel de işletiliyor. Aşağı Sulya, yani Dereli Köyü'nün gerek konumu, gerek mevkisi, gerek yumuşak havası, gerek insanları noktasında biz buranın önemli bölgelerden birisi olduğunu söylemiştik. 1831'deki Dereli Köyü'nün nüfus kayıtları da ekranlarda gördüğünüz gibi efendim. Evet, Dereli Köyü için o yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dereli Köyü de Sulya Köyü'nün aşağı mahallesi, mahalle olduğu için, yani aşağı Sulya olduğu için biz buradaki köyün soykütünün de Oğuzların Avşar boyundan, yani Sulu cemaatinden geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki hafta daha değişik bir köyümüzde sizlerle birlikte olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yaşadığımız topraklardan kaç ömür geldi, geçti? Atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan gelenekleri, yapıları, kültürümüzü tanıyor muyuz? Hepsi bu programda. Sahip olduğumuz emanetlerin anlatıcısı Mücahit Mürşit Akyol ile Toprağın Kökleri geçmişimize ışık tutuyor.